O sağlam. O konuşabilirsin ya. Ben de konu. Evet, sağlam. Hı. Şey gibi değil mi? Yok. Yani dışarıdan baktığımız zaman farklı. Buradan itibaren yani şuradan itibaren diz hiçbir şey yok yani diz kapaktan. Evet. Bana doğru bakalım. Diğerini de tutup şöyle ayağa. Tamam, bana doğru bakabilir miyim? Şimdi buna rahat yürüyüp, evet. Yani his mi geliyor ayaklarına yoksa düz durmasını mı sağlıyor? Yine topallayarak yürüyorsun. Hayır. Bu düşük ayak olduğu için buradan bu bunu bilekten tutuyor, sıkacağına yürümemi sağlıyor biraz da olsa. O olmazsa havadan atıyor. Karnım ağrıyordu ve Sema Yazar'a gitmek zorunda kaldım. Sema Yazar'a işim götürünce karnımın ağrıdığını söyledim. Orası da işte ağır kesici bir iğne yapalım falan dedi. İğneyi yaptırdım. Ondan sonra oradaki sedyeden kalkıp ayakkabımı giyemez oldum. Ondan sonra hemşireye ne yaptığını sordum. O da dedi ki bu zayıflarda görülebiliyor, endişelenme. Gel seni müdahale odasına alalım, bir yarım saat dinlen. Ondan sonra geçer. Ben babama da yapıyorum. Babam da zayıf. Onda da hemen böyle etkisini gösteriyor ve sonra geçiyor dedi. Ben de inandım. Ondan sonra yarım saat bekletti beni. Geçmedi. Sonra yarım saat sonra ben eve gitmek istedim. Eşime söyledim. Eşim beni kucağında eve getirdi. Ben o hastaneye yürüyerek gittim. Eşimin kucağında eve döndüm tekrar. İğneden dolayı. Sonra eve geldim, ağrılarım daha çok arttı, hissizlikler, karıncalanmalar, ayağımda uyuşukluk başladı. Ondan sonra ağlayınca eşim tekrar gidelim dedi. Tekrar gittik. Nöbetçi doktor ve hemşiresi değişmişti. Doktor sonra benimle konuşma yaptı, ne için geldim falan dedi. Ben de 4 saat önce ben buradaydım, iğne yapıldı, sonra ayağım böyle kaldı dedim. O da bir bakalım dedi. Eliyle falan araştırdı, baktı. Sinire gelmiş dedi. Sabah durma, kalk eğitim araştırma hastanesine git dedi. Oraya gittim. Orada da bu bizim alanımız değil dedi. Sen 2-3 gün daha bekle, geçmezse nörolojiye yukarıya çık dedi. Oradan randevu al dedi. Tıpa geçtim. Tıp fakültesinde de acilden giriş yaptım. Orada da durumumu anlattım. Onlar hemen incelemeyi aldılar, hemen araştırdılar. Sinire geldiğini söylediler. Orası da aynı şekilde. Ondan sonra beni fizik tedaviye yönlendirdiler. Oradan hemen randevu aldım. Hemen verdiler günü bana. Günü hemen alınca da muayene olmaya devam ettim. Fizik tedavisi görüyorum. 15 seans verdiler. O bitti. Geçmedi. Ayağımda bir gelişme yok. Tekrar bir 15 daha istedim yalvar yakar. Onu da verdiler. Şimdi onun yarısındayım. 6 Ocak'ta bitecek o da. Şu anda da ayağımda bir gelişme yok. Yürürken aksıyor, tepeden atıyorum. Aynı sakatlar gibi. Ve parmaklarım birleşiyor. Kendim ellerimle ayırıyorum. Ve bu şekilde yapamıyorum ayağımı. Diz kapağımdan aşağısını hissetmiyorum. His yok. Ayağım böyle olmasaydı işe girecektim. 2,5 yaşında kızım var. Durumumuz yani fazla iyi değil. 2 ay geçti. Yani korkum var, endişeleniyorum. Damarlarım ağrıyor, acaba damarlarıma kan gitmiyor mu diye korku içerisindeyim. Felç mi
kalacağım diye çok korkuyorum. Daha hani yaşım da çok küçük, 21 yaşındayım. 2,5 yaşında da kızım var. Onunla hiç ilgilenemiyorum. Eşimle hiç ilgilenemiyorum. Ev işlerini yapamıyorum. Kaynanamla kaldığım için çocuğuma da bakıyor. Ev işini de o yapıyor. Önüme getiriyor yemeği. Kendim kalkıp bir iş yapam. Ondan sonra savcılığa gittim. Savcılığa dilekçe verdim. Oranın sonucu da daha aramadı beni. Ondan sonra avukat tuttum. Avukat da daha uzlaşmadaymış. Bekliyorum işte. Yani ben iyileşmek istiyorum, sağlığımı istiyorum. Yani para pul falan hiçbir şey istemiyorum. Bir daha gider dünyaya, asfalt.